Bu videoda serbest piyasa sistemi üzerine kurulu bir ekonominin düzgün işleyebilmesi için çok önemli olan bir konuya değineceğim. Konumuz mülkiyet hakları. Kısaca serbest piyasa sisteminin içinde tanımlanmış mülkiyet hakları kişilerin neye sahip olduklarını ve bu mülklerle neler yapabileceklerini belirler. Bugün gelişmiş bir ekonomik düzenin içinde yaşarken çoğumuz mülkiyet haklarımızı düşünmüyoruz bile. Çünkü zaten bu haklara sahibiz. Kanunlar tarafından korunuyoruz. Her şey gayet açık ve net. Normal olan da bu diye varsayıyoruz. Örneğin oturduğumuz evin mülk olarak kime ait olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Eğer kiracı değil de ev sahibiysek bu evi istediğimiz zaman satabiliriz. Ve bu satış işleminin nasıl gerçekleşeceğine dair de en azından bir fikrimiz var. Evi alacak olan kişi bize bu ev karşılığında para ödeyecek ve biz de evin tapusunu kendisine vereceğiz. Ancak bu durumun dünyanın her yerinde ya da tarihin her döneminde geçerli olmadığını ya da bu kadar basit olmadığını belirtmem gerekir. Örneğin mülkiyet hakları kanunlarla korunmuyorsa başka birine ait bir evde 10 yıldır yaşayan biri bu ev artık benim diye ortaya çıkabilir ve evin gerçek sahibi bu konuda hiçbir şey yapamayabilir. Ya da bir başkası bu evi piyasa değerinin altında satın almak için ev sahibini tehdit edebilir, hatta zor kullanabilir. Bu kişiler bizim bildiğimiz tanımıyla mülkiyet haklarını çiğnemektedirler. Bunlara ek olarak bugün bile bazı ülkelerde devletlerin bazı mülklere el koyabildiğini de biliyoruz. Böyle bir durumla karşılaştığımızda mülkiyet hakları zayıflar ve bu durumun ekonomi üzerinde tahmin ettiğinizden daha büyük bir etkisi olur. O halde bu videonun geri kalanında bu hakların bir serbest piyasa ekonomisinin işleyebilmesi için neden bu kadar önemli olduklarını inceleyelim. İsterseniz ev örneğiyle devam edelim. Bir ev alım satımı söz konusu olsun. Piyasada buna benzeyen mavi evler olduğunu düşünelim. Bu da evin sahibi olsun. Ek olarak bir de pembe evler olduğunu hayal edelim. Bu evin sahibi de bu olsun. Bir tane de turuncu ev çizeceğim. Bu evin çatısı bu şekilde bombeli. Yani biraz daha değişik. Daha havalı. Sahibi de bu olsun. Şimdi ev sahiplerinin hepsinin evlerini satmak istedikleri durumu değerlendirelim. Belki paraya ihtiyaçları var. Belki de yeni bir ev alacaklar. Bu noktada bir de potansiyel alıcılardan oluşan bir piyasa oluşacağını düşünebiliriz. Öyle değil mi? Bunlar da alıcılar olsun. Mülkiyet hakları olması gerektiği gibi işliyorsa, mavi evle ilgilenen alıcılar arasından en fazla parayı veren mavi evin yeni sahibi olur. Diyelim ki bu alıcı ev için bu kadar para ödemeyi kabul ediyor. Parayı ödeyince evin yeni sahibi kendisi olur. Aynı durum pembe ev için de geçerli olacak. Bu alıcı pembe evde oturmayı gerçekten istiyorsa bu ev için diğer alıcılardan daha fazla para vermeyi kabul eder. Bu durumu temsilen buraya iki tane para işareti koyuyorum. Parayı verince de evi satın almış olacak. Çatısı bombeli evleri sevenlerin sayısı çok fazlaysa bu alıcılar diğerlerinden daha fazla para ödemeyi göze alacak ve en sonunda da en çok parayı veren de bu evin sahibi olacak. Turuncu ev için çok daha fazla para ödeyen işte bu gördüğünüz alıcı evin yeni sahibi olacak. Şimdi aslında bu üç çeşit evin hepsinin maliyetinin aynı olduğunu düşünelim. Bunun piyasaya yansıması ne olur dersiniz? Evleri inşa edenler ya da bu evlere sahip olanlar baksanıza turuncu evler daha çok para ediyor diye düşünmeye başlayacaklar. Öyle değil mi? Piyasaya yeni bir trend gösteriyor. Yani turuncu evlerin popülerleştiğini gözlemliyoruz. Bunu ekonomik bir işaret olarak düşünebiliriz. Ya da piyasa bize sinyal veriyor da diyebiliriz. Sonuçta turuncu ev mavi evden daha fazla talep görüyorsa ve evlerin hepsinin inşaat maliyeti de aynıysa ev piyasası bu turuncu evlerle dolar taşar. Öyle değil mi? Evet, müteahhitler daha fazla turuncu ev inşa ederler. Turuncu evlerde oturanlar farklı yatırımlarda değerlendirmek için hazır ev iyi para ediyorken satalım diye düşünerek evlerini satılığa çıkarabilirler. Hatta mavi eve olanlar evlerini yenileyip çatısını aynı bu turuncu ev gibi bombeli yapabilir ya da evlerini turuncuya boyayabilirler. Tüm bunlar piyasadaki trend ya da akım dahilinde alıcıların bu evlerle daha çok ilgilenmelerinin bir sonucudur. Başka bir deyişle şu anda piyasada moda olarak tabir edebileceğimiz bu evler bir süreliğine normalin üzerinde talep görürler. Fiyatları artar ve neden arttığı da bilinir. Çünkü talep görüyorlar. Şimdi biraz daha karamsar bir dünyaya yolculuk edelim. Distopik bir ortam düşünelim ki insanlık tarihinin bir kısmının bu şekilde gerçekleştiğini hatta dünyanın bazı yerlerinde hala mülkiyet hakkı diye bir haktan bahsedilemeyeceğini de söylemem gerekir. Böyle bir piyasada olduğumuzu fark edin. Bu kişiler evini satmak istediğini söylediğinde alıcılar evin onun olup olmadığından emin olamazlar. Hatta başka bir gelip de ev benim, parayı bana ödeyeceksiniz bile diyebilir. Bir başkası bu ev benim büyük babamındı bana ondan miras kaldı der. Başka biri de benim bir silahım var ve ne büyük baban ne de tapularınız umurumda değil bu ev benim diyebilir. Bu durumda bu alıcı bahsi geçen eve ne kadar ödemek ister? Demek istediğim burada bir önceki incelediğimiz piyasaya kıyasla büyük bir belirsizlik ve risk olduğundan bu alıcı aynı eve bir önceki senaryodaki kadar çok para vermek istemez öyle değil mi? Bu kişinin ev benim evim dediğine bile inanmıyor düşünsenize. Belki parayı alıp kaçacak ve evin gerçek sahibi gelip yeniden para isteyecek. Bu yüzden de 3 para işareti yerine artık 1 para ödemek isteyecek. Hatta işin içinde şu silahlı arkadaş da varsa belki de hiç para vermeyecek ve korkudan bu ev satılamayacak. Piyasadan da herhangi bir işaret alamadığımıza göre ne gözlemleyebileceğimiz bir trend ne de sinyal var. Birinin bu evler daha çok rağbet görüyor demesi dışında evin ederini anlayabilmemize yardımcı olacak hiçbir etken kalmıyor. Bu da mülkiyet haklarının olmadığı ya da zayıf olduğu bir ortamda piyasa sisteminin de işleyemeyeceği anlamına geliyor. Serbest piyasa sisteminde insanlar ekonomik trendleri ya da piyasanın verdiği sinyalleri takip ederek almak istedikleri şeyler için ne kadar para vermeleri gerektiğine karar verebilirler. Bir şeyi satın aldığınızda onun size ait olduğunu bilmek istersiniz. Evi satın aldığınız kişinin evin gerçek sahibi olup olmadığını araştırmayı ve kuşku içinde yaşamayı değil. Bu belirsiz ve güvencesiz durum piyasayı ve satışları öldürür. Hatırlarsanız daha önceki videolarda bahsettiğimiz farklı sistemler de vardı. Örneğin güdümlü ekonomiler ya da devlet tarafından merkezi olarak planlanan planlı ekonomiler gibi. Güdümlü ekonomilerin uç örneklerinde mülkiyet hakları yoktur. Tabii özel mülk yoksa mülkiyet hakkı olmamasının bir problem olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak devlet güdümlü ekonomilerin farklı problemleri, hatta bundan daha önemli problemleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu tip ekonomilerin hemen hemen hiçbiri bugüne kadar olması gerektiği gibi işleyemedi. En azından tarih bize bunu söylüyor. Devletin ne inşa edileceğine, nasıl inşa edileceğine ve inşa edilen şeyin sahibinin kim olacağına karar verdiği bir ortamda inovasyon yapmak için, kaliteyi yükseltmek için, daha fazla çalışmak için ya da yatırım yapmak için çok daha az inisiyatif alınacaktır. Bu uzun bir konu. Onun için burada durmak ve bu konudan başka bir videoda bahsetmek istiyorum. Ve bu videoyu da burada bitiriyorum. Mülkiyet hakları konusuna bir giriş yaptık. Videoyu izledikten sonra ailenize ya da çevrenizdekilere dünyanın farklı yerlerinde bu hakların yürürlüğe konulması için neler yapıldığını sorarak konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.